Ben hastayım ve çok sıkıntım var. İçim sıkılıyor. Sıkıntılarım için ne yapmalıyım? Bir de çocuklarım beni çok üzüyor. Beni dinlemiyor. Bunlar için ne yapmalıyım? Allah nimeti vermiş. Sıkıntı demek nimet demektir. Hayat bir imtihansa kazanma imkanı demektir. Kazanma imkanı sıkıntı olacak. Sen de o sıkıntıyı bertaraf etmeye çalışacaksın. İmtihanı kazanacaksın. Hiç feryat etmeye gerek yok. Evet. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Zahiri olarak kendimizden aşağıdakilerine bakıp şükretmemiz lazım. Manevi olarak kendimizden yukarıdakilerine bakıp çaba gayret sarf etmemiz lazım. Evet. Öyle insanlar var ki biz onların sıkıntısını görürsek kendi sıkıntımızı unuturuz. Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz. Evet, eğer sıkıntı varsa yapmamız gereken şey Allah'a dönmektir. Niye sıkılıyoruz? Allah ile olamadığımızdan dolayı. Kul Allah ile olursa, O kendini unutur, unutmalıdır. Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o kendini göremez. O bir tek maşukunu görür, Rabbini görür. Bir tek onun güzelliğini görür. Bir tek Allah'ın kendisini, kendisine nasıl çektiğini görür. Sıkıntı Allah'ın kulunu kendine çekmesidir. Başka şeylerden gönlünü uzaklaştırıp kendine çekmesidir. Ama o Allah'a dönmediyse o onda sıkıntı olarak kalır. Hem dünyası hem ahireti cehennem olur. Allah ile olamadı. Allah'a dönmedi. Oysa ki Allah sıkıntıyı verdiğinde kulun bana dönsün diye onu veriyor. Dönmediyse her iki dünyası cehennem oldu. Döndüyse ona güvenmelidir. O Herkesi görüyor ve biliyor. O onun Rabbidir. Rahman, Rahim olan Rabbidir. Onun Malikidir, Sahibidir. Kendini ona bırakabilmelidir. Elinden bir şey geliyorsa, ne geliyorsa, yapmalı o sıkıntının gidebilmesi, gitmesi için sonra ona güvenmelidir. Ben sana güveniyorum ya Rabbi demelidir. Evet. Bütün anneler için öyledir. O kendi çocuğuna bakarken, eşine hizmet ederken o ibadet halindedir. Çocuk onu ne kadar yoruyor, ne kadar üzüyor, kızdırıyorsa o o kadar çok kazanıyor. Allah hiç kimsenin emeğini zayi etmez. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, ayağınıza bir diken bile batsa Allah günahınızı, evet o batan dikenden dolayı affeder. Günahı yoksa derecesini yükseltir. Her sıkıntının bir karşılığı vardır. Hatta buyurdu ki, bir kul herhangi bir konuda gelecekte endişe etse ona da sevap vardır. Hiçbir sıkıntı boşa gitmiyor yani.